Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar ses görüntü hakkında bana bir dönüş yapabilir misiniz rica etsem? Cemal abi nasılsın? Nerelerdesin? Kayıpsın sen. Evet bey hoş geldiniz. Bro bey merhabalar. Arkadaşlar binanın önünde düğün var. Ses geliyor mu size bilmiyorum ama duyabiliyor musunuz sesi? Yani filtre uygulamaya çalıştım ama vallahi bu kadar yapabildim. İknur Hanım hoş geldiniz. Şu an müzik sesi geliyor mu arkadaşlar? Tam geldim kapının önüne tesisat kurmuşlar vallahi davul zurna. Binanın tam önü. Sesi kısmaya çalıştım, filtre uyguladım ama umarım ses gelmiyordur. Evet Selda Hanım hoş geldiniz. Gelmiyor. Harika tamam. Ben duyayım siz duymayın tek yok. Önemli değil. Güzel tamam. Evet, nasılsınız? Bir haftayı ve aylık kapanışı bir arada yaptık arkadaşlar. Önemli bir kapanıştı. Sedat Bey hoş geldiniz. Şimdi değerli dostlarım bu önemli kapanışı bir değerlendirelim. X tüm X100 grafiğimizde istediğimiz seviyede bir kapanış oldu mu? Buna bakalım. Az bir şey geliyor. Evet Selda Hanım bugün bir yolculuğum olacak Bursa'ya. Gece 12 gibi erkenden yayın yapmak istedim. Bu ses sorununu nasıl çözeceğim? Evet bir dakika arkadaşlar bu sesi sizin duymamanız lazım çünkü yayın akışı. Arkadaşlar şimdi burada biraz ayarlarla oynayayım ben müzik sesini. Ben susacağım müzik sesi duyulmadığı zaman yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar, şu an müzik sesi geliyor mu merak ediyorum. Biraz bekleyeceğim. Tamam gibi dedi Cemal abi. Peki böyle devam edelim. Eğer şimdi peki tamam. Evet dostlar maalesef kapının önünde düğün olunca böyle uğraştım biraz ama umarım sizi rahatsız etmeyecek gelmiyordur. Evet peki tamam şu anda gelmiyormuş. Cengiz Bey hoş geldiniz. Altuğ Bey, Sezai Bey hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle haftalık kapanış ve aylık kapanışı bir değerlendirelim. Aylık kapanış önemliydi. Aylık kapanışta Mehdi henüz teknik saat vermiş değil. Hacimde düştüğünü zaten görebiliyoruz. Kaç aydır hacimimizde kayıp yaşıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aydır hacimde ciddi anlamda azalma olduğunu görebiliyoruz. Peki haftalık grafikte durumumuz ne? Haftalık grafikte artık yavaş yavaş sıfır trigger çizgisinin üzerine çıkmaya bir çabamız var. Ama günlük grafikte bakıldığında Mehdi onayı vermişti. Zaten dün vermişti yanlış hatırlamıyorsam.
Dün mü? Ondan önceki gün kesişim vardı, hatırlarsınız söylemiştik. Bugün de bu kesişimin emarelerini aldık. Aslında güzel bir kapanış yaptık mı? Bence yaptık. Neden? Arkadaşlar, şimdi bizim haftalık grafikte bakınız şu bizim büyük boyun çizgimiz vardı hatırlarsanız. Bu boyun çizgisini önemsiyorduk. Hani bir üzerinde kapanış yapalım. Bu fraktal alanını önemsiyorduk değil mi? Bakın şu temaslarımız vardı. Maksimum uyumlulukla tekrar bu trendin boyun çizgisinin üzerine çıkma çabamız vardı. Peki bunu başarabildik mi? Arkadaşlar geldik tam sınırda kapanışımızı yaptık. Artık bu fraktal alanının içinde kalmamız gerekiyor ya da üzerine atmamız gerekiyor. Bir de altta bir trend çizgimiz vardı hatırlarsanız. Şu trend çizgisinde de bir geri dönüş çabamız vardı. Bu trend çizgisinde temasımız geldi. Hem trend çizgisi hem haftalık boyun çizgisi önemli mi? Evet önemli. Çünkü arkadaşlar bizim kesişen trend çizgileri ve boyun çizgileri çok güçlü dirençlerdir. Aynı zamanda çok güçlü destekler olarak da karşımıza çıkarlar. Şimdi bu gözle bakacak olursak bizim burada haftaya açılışta nasıl başlayabiliriz? Umarım burayı kırıp artık yukarı yönlü bir hareket başlatırız arkadaşlar. Şimdi günlük grafiğimize dönecek olursak günlük grafikte hatırlarsanız şurada minörde bir kırılım yapıyorduk. Bu minör kırılımı yapacak mıyız dedik, yaptık ve üzerine de kapanış yaptık. Daha minöre gidecek olursak da burada bir ikili dip senaryomuz vardı. Hatırlayınız lütfen. Biz hatta ne demiştik arkadaşlar? Burada ikili dibi oluşturduk. Bu ikili dip senaryomuz geldi. Şuradaki düşen kırılımımızı da yaptı. Artık dün akşam değil mi, ne demiştik? Şuradan yukarı gitmemiz lazım. Evet, görüntüye göre bunu yaptık. Peki sonrasında daha minör görüntüde hedefe geldik mi? Hayır, hedefimiz 1400'dü. İkili dip hedefimiz. Yani şu X hedefimiz 1400 üzerine atmamız gerektiğini bize söyler nitelikte. Yarı yolda bir formasyon görüntüsü oluştu. Bugünkü kapanışta bir formasyon görüntüsü daha oluştu. Şimdi ben buraları hepsini kapatayım ve hangi formasyondan bahsediyorsunuz hocam? Şimdi 15 dakikalık grafiğe gidecek olursak bakınız arkadaşlar şöyle. Burada çok güzel bir formasyon oluşumundan bahsetmek mümkün arkadaşlar. Bu şekilde bir tobo mu yapacağız? Bunu takip ediyoruz. Umarım pazartesi açılışla biz bu toboyu yapıp üzerinde kalıcılık sağlayıp ve yönümüzü tamamen yukarı çevirmiş oluruz. Yani mümkün müdür? Evet mümkündür. Negatif görüntümüz ise şurada bir gapimiz kaldı. Burayı kopuş boşluğu olarak mı değerlendireceğiz yoksa buradan bir breakout yapıp formasyonu mu büyütecek onu göreceğiz. Eğer büyütürse formasyonu buna da hazırlıklı olmakta fayda var arkadaşlar. Şu bölgeden gelen bir trend çizgimiz var. Bakınız. Böyle çizdim. Buradan formasyonu büyüteceğiz derlerse arkadaşlar burada tekrar gapi kapatmaya inebiliriz. Umarım böyle bir şey olmaz. Bu formasyonun hakkını veririz ve artık yukarı doğru gider. Hedefimize ulaşırız yavaş yavaş. Bence güzel bir kapanış oldu. Günlük grafikte Ichimoku bulutuyla bir bakalım isterseniz. Hepsinden uzaklaşalım. Ve şöyle Ichimoku bulutuyla X100 grafiğinde biz ne yaptık? Bugün SenkoSpan A desteğimizin üzerinde bir kapanış yaptık. Yani haftaya elimizde ne var? Elimizde bir SenkoSpan A desteğimiz var. Üzerinde pozitif diyeceğiz. Altında ise negatif diyeceğiz. Soru işaretlerimizi koyacağız. Bu bağlamda baktığınızda artık bir desteğimizin olması, 1388 desteğimizin olması SenkoSpan ve bu anlamda elimizi güçlendiriyor. Hatırlarsanız bizim şu bölgede bir yatay zikzaklı alanımız olacak. Zamana bağlı biz şu ince yerden bulutu kıracağız ve arkadaşlar hedefimize gidip şu büyük formasyonu çalıştıracağız diyorduk.
Umarım bu görüntümüz, bu senaryomuz çalışır. Şu anda devam ediyoruz arkadaşlar. Negatif bir görüntü yok. Tam aksine haftalık ve aylık kapanışımızı güzel yaptık diyebiliriz. Eğer tuzak değilse ki olduğunu düşünmüyorum. Akşam karanlık odada endeksimize yaklaşık 4000 puanlık bir alıcı geldi. 1388 seviyelerinde kapanış yapmamıza rağmen karanlık odada 1392 ile çıkmamız birileri endeksi ve güzel hisseleri aldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu bölgede henüz bir temas yok. Burası ciddi bir direnç noktası olacaktır. Buraya da artık bir formasyon çalışacağız umuyorum arkadaşlar. Şimdi dilerseniz haftalık görüntüsüne gidelim. Haftalık görüntüsünde Timoko bulutunda biz ne demiştik? Endeksimizde biz yeterince geldik. Senkospen A desteğine de temas ettik. Ardından yukarı çıkalım değil mi? Oku safladık, fitili bıraktık. Yani haftalık grafikte de önümüzde ciddi dirençler olsa da ne gibi? Kijunsen gibi, Tenkan-sen gibi bulutun üzerinde olmamız bizim için avantaj ve pozitif diyebiliriz. Aylık grafiğine bakacak olursanız BIST 100'ün Timoko bulutu indikatörü nezdinde Tenkan-sen desteği üzerinde tutulmuş güzel bir alıcılı mum diyebiliriz aslında. Umarım hatırlarsınız şuna benzer bir mum çekeriz demiştik önümüzdeki ay. Bu ay çekelim inşallah. Bu ay şöyle bir alıcılı mum çekelim. Buraya formasyonu yapıştıralım inşallah. Peki hala X tüm grafiğimizi de bir görelim. X tüm grafiğimizde enteresan şeyler vardı. Burada da 1565 seviyesini ciddi anlamda önemsediğimizi hatırlarsınız yayınlarımızda arkadaşlar ne yapıp edip 1565 üstünde bir kapanış yapmamız gerekti. Bugün sağ olsunlar biz tümde de 1590 geldi ve kapanışımız oldu arkadaşlar. Günlük grafikte, endeksimizde, haftalık grafikte de burada Senkospen A desteğimiz muazzam bir şekilde çalıştı. Ve Tenkan-sen direncine kadar gitti, kafayı attık. Önümüzdeki hafta artık burada Kijun-sene doğru bir yolculuk yapıp 1684 direncine doğru yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Günlük grafikte ise arkadaşlar burada Senkospen A bulutumuzu geçemedik. Biz tüm grafiği olarak yani umarım haftaya açılış yapar yapmaz 1594 üzeri açar. Yani ben şunu düşünüyorum. Her halükarda git gellerimiz de olsa şu bulutun ince yerinde biz burayı kıracağız inşallah arkadaşlar. Ondan sonra da beklediğimiz formasyonu yapıştırıp yolumuza devam edeceğiz inşallah. Görüntü itibariyle ben bu haftalık olan bu haftaki kapanışı bir anlamda beğendiğimi ifade etmek istiyorum. Tamam, son anda da olsa yeşil kapattık ama tahtalarda ciddi anlamda alıcılıydı. Gerek Aselsan'da ve birçok hissede Farsan gibi güzel alımlar vardı. Bugün bakıldığında artık burada teknik bir kırılım yapıp BIST grafiğinde burada arkadaşlar ne yaptık? Pullback sonrası yukarı attık diyebiliriz. Aslında bugün ne yaptı? Pullback'i yaptı. Teknik kırılım sonrası arkadaşlar. Teknik kırılım sonrası pullback'imizi yaptık diyebiliriz. Buradan yukarı doğru hareketlerimiz nasıl devam edecek? Logaritmik de daha net göstereyim size bu arada. Evet arkadaşlar bu bölge bizim kırmış olduğumuz alçalan düşen kırılımının olduğu bölgeye pullback yaptık. Şu bölgede çok güzel bir şekilde. Bunu 4 saatlikte görebilmeniz adına şöyle biraz yaklaşalım. Bakınız pullback ondan sonra alıcılı ve devam eden bir görüntü. Burada da artık bir ikili dip görüntüsü oluştu arkadaşlar. Sevindirici tarafı evet burada boyun çizgisi üzerine attığımız an itibariyle artık bir dip senaryosuna hazırlıklı olacağız. Evet dilerseniz Mesut Bey hoş geldiniz efendim. Sedat Bey hoş geldiniz. Mutlu Bey hoş geldiniz. Dilerseniz bir bakmak istemiyorum ama merak edenler vardır. Bir dolar görelim. Evet. Dolarda geri çekilme oldu. Buradaki filama aşağı yönlü kırıldı arkadaşlar. Sevindirici tarafı dolar yatırımcısı için söylemiyorum. Ülke ekonomisi adına
doların şu bölgedeki trendi çok net bir şekilde artık şu aşağı kırıldı diyebiliriz. Bakalım ne kadar geleceğiz. Destek noktamıza şöyle bir bakacak olursak şu bölgede bir destek hattımız olduğunu söyleyebilirim. Zaten burada da kırılımımızı yaptık. Peki burada ne var arkadaşlar? Burada bir kanal gibi düşünecek olursanız burayı silelim ve artık buraya bir regresyon kanalı makul olacaktır. Logaritmikten çıkabiliriz. Böyle gelsin bir regresyon kanalı hattı. Evet, şu bölgede güzel bir regresyon hattımız vardı. Burada belki geri dönüş çabası yapacağız ama eğer kalıcılık sağlayamaz isek ne olacak? Bir boy daha doların aşağı inmesini isteyeceğiz ve bekleyeceğiz. Bakalım şu bölgede artık doların 8.06 hedefi görünüyor arkadaşlar. Umarım oraya kadar gevşer. Piyasada biraz rahatlar. Bu bağlamda doların bu destek hattı doğru inmesi bizler için de iyi olacaktır. Ama bu bölgede bir desteğinin daha söylemek gerekir. Bakalım bu destek çalışacak mı? Belki zamana bağlı yapacaktır. Bu bölgede öncelikle bu desteğe ineceğiz. Bir geri dönüş çabası yapacağız. Belki oyalanacağız. Umarım buna benzer daha güzel bir fonksiyon görüntüsü oluşursa da hayır demeyiz artık. İnşallah böyle bir görüntüyle piyasa iyice rahatlar. Karınca misali hoş geldin. Teşekkür ederim. Yine dayanamadım. Bugün alım yaptım. Hem de portföyü %25 arttırdım. Eyvallah. Hayırlı olsun. Muzey'de sizin dediğiniz çift tepe formasyonu çalışırsa 7.78 hocam trend desteği Ekim ayında. Yani arkadaşlar benim öngörüme göre eğer bu destek hattına bakınız arkadaşlar buradaki regresyon kanalını biraz doğru çizmek madem öyle. Hani ben aceleyle çiziyorum şu yerleri almayacağım. Burayı da evet, şöyle bir regresyon hattımız var. Ama bu trend desteğinde arkadaşlar bakın şu bölgede bir durum var. Bir solumuz var. Burayı tamamen baş yaptıksa temas ettikten sonra hani şu regresyon kanalımız var ya arkadaşlar. Bu kırdığımız regresyon kanalına geri dönüş çabası yapıp buradan içeri giremez tekrar zayıflarsa işte burada bir obo görüntüsü oluşur ki bu İyi tarafı. Böyle bir senaryo çalışacak olursa arkadaşlar dolardaki şu tepe noktası itibariyle boyun çizgi koyduğumuzda doların tekrar 7.50 seviyelerine kadar geri çekilmesi beklenir ki inşallah böyle bir şey olur. Yani kim istemez ki destek hattına kadar gelmesine bize makul yani hiç problem yok. Evet. Genel görüntü bu arkadaşlar. Yurt dışı piyasalarına şöyle bir göz atmak istiyorum değerli dostlarım. Yurt dışı piyasası biraz yatay da S500 S&P açalım. Ben dediğim gibi benim bu yurt dışı piyasası özellikle S&P'deki beklentimi hepiniz biliyorsunuz. O yüzden en az 1.618 kadar 1.618'e kadar yolculuğumuzun devam etmesi gerekiyor teknik analize göre. O yüzden ben burada rahatım. Piyasa ya çok şişti, balon var falan filan. Ben piyasanın ne dediğine bakmam. Teknik analiz bana ne söylüyorsa onu görürüm. Burada 4.772 seviyelerinde artık dikkatli olmamız gerektiğini her yayınımızda bakarız, analizimizi de yaparız. Yani sadece S&P değil arkadaşlar. Gidip US 500'e de baksanız, US 30'a da baksanız bu yolculuk daha bitmedi. Bu yolculuk devam etmesi gerekiyor. Bu yolculuğun biraz daha yukarı doğru yönlü gitmesi. Benim burada 41.456 yolculuğunu
net bir şekilde beklediğimi sizlere daha önceki yayınlarımda söylemiştim. Ve burada bakınız 1618 net bir şekilde hedeftir. Ya hocam sen bu rakamları nereden çıkarıyorsun? Yayınlarımızı takip eden arkadaşlar nereden çıkardığımızı bilirler. Burada benim bir impuls hareketim ikili dip şeklinde başlamıştır. Bu benim A noktam, bu benim B noktam, bu benim C düzeltmemse ve C düzeltmesi 0786 ya da 61,8 çalışmışsa trend temelli Fibonacci benim kar alt seviyesi burası olduğunu de söylüyor. Teknik analiz Fibonacci altın rakamlar. Biz Fibonacci'yi önemsiyoruz. Fibonacci gerçek anlamda altın rakamları bugüne kadar yaşadı, yaşattık ve görüyoruz da bir de sizin huzurunuzda yapayım. Kimsenin aklında bir şey kalmasın. Böyle bıraktığımda arkadaşlar Fibo 1618 seviyemiz bu sarı çizgi. Benim planım, projem hazır. Yönüm belli. O yüzden rahatım. Yurt dışı piyasası anlamında da rahatım. Endeks anlamında da. Hani şunu söylüyorlar. Ya yurt dışı yıkılacak biz de etkileneceğiz. Hayır, etkilenebiliriz ama yurt dışı piyasasının daha gitmesi gereken yol var. Gitmesi gereken mesafe var. Buradan çıkıp da aşağı gelebilir. Bakın şu destek hattı çalışabilir. Ama ben biliyorum ki bu yolculuk tamamlanacak. Şimdi bu hareket olursa sıkıntı olur mu? Vakit kaybeder piyasa. Ama bu yolculuk yapılması gerekiyor. Yapılmazsa ne olur? Yapılmazsa ne olur? İşte yapılmazsa bizim gibi bu işi takip eden teknik analizciler der ki ya US 30 hayırdır kardeşim burada ne var da sen satış yedin burayı da kırdın aşağı geliyor. Neden hedefine gitmedin diye sorarlar. Biz yola çıkarken hedefimiz belli olmalı. Teknik analiz zaten bunun için var. Biz bu hedefi görüp ona göre aksiyon almalıyız. Gelinen noktada arkadaşlar S&P'de aynı. US 500 bütün 500 şirketi ABD'nin 500 şirketine de bakacak olursanız burada da daha gidilecek mesafemiz olduğunu gösterebilirim, söyleyebilirim. Peki hocam buradaki şeyimiz ne? Arkadaşlar aynı şey bir şey değil. Bakın şu bizim ikili dip şeklindeki büyük AB formasyon hedefi C düzeltmesi. Burada da 0786 çok net bir şekilde gelmişti. Aynı şeyi yapacak mıyız? Buyurun arkadaşlar. Bakınız 780 çok net geldi düzeltmesi. Şimdi doğrusu bu pandemi şu bizim ne için yaşandı diye bir soru sorsam kimse cevap veremeyecek ama ben bu para baronlarının bu pandemi hikayesiyle şu düzeltmesini yapmasının sebebi tamamen şurada A ile B noktasındaki tamamlanan dalganın düzeltmesinin gelmesi. Ancak ve ancak böyle bir hikayeyle, ancak ve ancak böyle hızlı bir düşüşle mümkün olabileceğini düşünüyorum. Yani bu piyasada ABD ve dünya borsalarında 2016 yılı ile 2020 yılı arasındaki 4 yıllık büyük rallinin C düzeltmesi yani Fibo 786 düzeltmesini ancak ve ancak bu piyasa genişleyen bu piyasa böyle bir pandemi haberiyle yapabilirlerdi. Bunu da yaptıklarını düşünüyorum. Bunu da yaptıklarını diyorum. Burası tamamlanan bir dalgaydı. Bakın arkadaşlar. Buradaki şu ikili dip itibari ile şu büyük pastayı buraya kadar getiren hedefe ulaşan piyasa bir yerde ne dedi? Dedi ki yeter artık biz tekrar piyasadaki emtialardaki her şeyi toplayıp tekrar para kazanmanın yolu yöntemi neydi? Böyle sert bir düzeltme ile tekrar bütün piyasanın elindekini alıp tekrar yeni bir hale. Şimdi gelinen noktada bunu diyebilirsiniz. Hocam yani bu dikine dikine gidecek mi peki? Ya bunun cevabı yok arkadaşlar. Gidebilir. Gidebilir ondan sonra sert bir satış dalgası gelebilir. Hay hay. Ya da şurada basit düzeltme hareketleriyle bir formasyon görüntüsüyle götürüp
yapabilirler. Yani peki bunun cevabını nasıl arayalım? Şöyle arayabilir miyiz? Hani buradaki dalga boylarını bir 5 dalganın birinci dalgası olarak artık bir 5 dalga bittiyse biz buraya ne diyorduk? Birinci dalga diyor, değil mi? Artık burası bizim ikinci dalga ve biz üçüncü dalgayı yaşıyoruz. Bu üçüncü dalganın eğer biz Elliot dalga sayımını takip ediyorsanız bu üçüncü dalganın birinci dalgadan büyük olması gerektiğini biliyor olmalı. Yani buradan bıraktığınızda şu üçüncü ya da şöyle söyleyelim yükseklik olarak alalım biz bunu. Buradaki bizim yüksekliğimiz ne kadar? Arkadaşlar, değil mi? Şu yüksekliğimiz bizim total birinci dalganın yüksekliğidir. Bunu koyduğunuzda arkadaşlar eğer biz birinci dalgayı burada yaşadık. Bu bizim birinci dalgamızdı. İkinci dalgayı yaşadık. Üçüncü dalga bu birinci dalgadan büyük olacaksa biz bu Fibo 1.618'i de geçiyoruz. Bakın ben 1.618 kar alım noktası geldiğinde hadi hurra çıkıyoruz diye bir şey yok. Belki burada 1.618 kırılacaksa ve büyük olmak zorundaysa bir defa biz 1.618'i geçiyoruz. İşte o zaman hedef 1.618 yukarıda bizi bekliyor. O yüzden piyasa ne diyorsa onu yapalım. Piyasa teknik analizle ölçülüyorsa biz teknik analizi takip edeceğiz. Şimdi hocam dönelim burada bizim X tüm grafiğine. Peki bizim X tüm grafiği yaşanan bu formasyonun görüntüsüne göre biz aynı dalga boyuyla gidebildik mi? Ona bakalım. Şimdi bizim X grafiğimizdeki birinci dalga ve pandemi dibi neresi? Bakın arkadaşlar. Burası dalganın bittiği yer. Peki dalgalar, 5. dalgalar bittikten sonra düzeltmesini yapıyor mu? Evet, yapıyor. Bu düzeltmeyi biz neyle yaptık? Burada pandemiyle yaptık arkadaşlar. Burası tamamlanan bir 5 dalgaydı. Büyük 5 dalga. Burası dip. İkinci dalga artık biz burada bir dip oluşturuyoruz. Şimdi biz onlara göre biraz daha avantajlı gözüküyoruz. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Şuradan şu dip itibariyle bakın burada da bir ikili diple başlangıç. Dalganın tamamlandığı nokta pandemi dibi. Şimdi artık bunu siliyorum. Buradan bir yükseklik alacağım. Bir defa eğer birinci dalga burasıysa ben bundan daha yukarı gideceğim diyorum. Doğru mu? Doğru. Tamam çizelim buraya da bir boyun çizgisi. Tamam demek ki ben burada bir 2292'leri göreceğim. Ama biraz önce ne demiştik? Arkadaşlar burası bir dalga boyu. 5. dalganın bittiği, 1. dalganın başladığı, şurası 2. dalga. Tamam. Peki buradan aldığınızda siz bu dalga boyunun şeyini alın koyun buraya. Buradan itibaren siz şeyi alacak olursanız dip noktası itibariyle sizin buradaki seviyeye gitmeniz gerekiyor bir de bir defa. Gidecek miyiz? Hep beraber bakacağız, göreceğiz, yaşayacağız. İşin doğrusu ben gidebileceğimizi düşünüyorum. Ve bu rally'nin de zamana bağlı olarak yaşanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani şimdi şurada bir boyun çizgisi atsak bizim senaryomuz ve beklentimiz neydi? Şöyle bir formasyon çalışacağız diyoruz, değil mi? Buradan gideceğiz. Buraya bir kafa atacağız. Sonra geleceğiz. Şuradaki sağımızı yapacağız. Tamam bu formasyon kalsın masada. Götürüp de siz şurada bu derinliği koyduğunuzda o hedefe gidiyor musunuz? Gidiyorsunuz. Böyle bir formasyon dediğimiz hedefe bizi götürüyor mu? Götürüyor arkadaşlar. Yani net bir şekilde götürüyor. Evet. İyi akşamlar Arif Bey. Hoş geldiniz. Emrullah Koçak. Hoş geldiniz. Evet. Şöyle bakalım. 126 kişi olmuşuz maşallah. Güzel.
Evet dostlar, genel görüntü bu. Piyasayla ilgili hafta sonu muhtemelen yayın yapamayacağım. Bir Bursa yolculuğum olacak. Ondan sonra pazartesi, yetişirsem pazar akşamı ufak bir yayın açacağım. Biraz hisse senetlerini merak edenler için birkaç hisse bakıp ondan sonra yayını müsaadenizle kapatalım arkadaşlar. Ben bu yazışmayı yavaş modu tamamen kapatalım. Arif Bey'e çok teşekkür ederim. Yok arkadaşlar, efsanelik bir şey yok. Yani bu teknik analiz çerçevesinde baktığınızda görebilirsiniz. Yeter ki nereden bakmanız gerektiğini konsantre olunuz. Evet, kar sancıları bir görelim bakalım. Kar sancılar bugün herhalde kar aldı birçok arkadaş. Twitter'da da bir sürü arkadaş yazmış. Hocam teşekkür ederim, kar aldık. Arkadaşlar bana teşekkür etmenize gerek yok. Ben kimseye gelin karsan alın demedim. Ben sadece öngörülerimi, hedeflerimi ve formasyonlarımı paylaştım. Sizler beklediniz, sabrettiniz, kanaat ettiniz ve ondan sonra ya bugün kafeinde ne yaptılar gördünüz mü arkadaşlar? 50 kademe attılar yukarı. Son 3 dakikada. Ve ben inanır mısınız, hani 2000 bot daha ilave ettim 27.40'dan. Yani bana şimdi sorsanız, deseniz ki borsa nedir? Borsa Gakkom gözünde borsa nedir? Ben şunu söylerim. Borsa bugün yaşadığım şeyi aynısıdır. Nedir bugün yaşadığım şey? Bana göre borsa güvendiğiniz, bildiğiniz, tanıdığınız, inandığınız hisse senedinde hisse alıp 3 dakika içinde 1000 lira para kazanmak demektir. Bana göre borsa budur. Yani 2000 not 3 dakikada. Yani muazzam değil mi? Birazdan ona da bakarız. Evet. Karsan buradan atmıştım ben. Evet bakın arkadaşlar, şu formasyonumuz uzun zamandır takip ettiğimiz formasyondu. Yani 4.50 şu direnç noktası ve formasyon varış hedefimizdi. Buradaki derinlik kadar ne demiştik? Yolculuğumuz olacak. Oldu mu? Oldu. Burada çok güzel bir çanak vardı. Pulp'unu da yaptık. Pullback'ini de yaptık. X hedefini de koyduk. 4.50'ye de gittik. Peki kanaat edenler aldı. Allah bereket versin. Bakalım neler olacak. Hep beraber görelim. Hadi bir Karsan analizi yapalım. Son durum nedir Karsan? Evet, bir Karsan gelsin bakalım. Şöyle artık şuradan 4 saatlik grafiğimize öncelikle gidelim. Formasyonumuz neydi? Şurada çok güzel bir çanak bulut görüntüsü vardı. Demek kırılımımız oldu. Güzel formasyon hedefimizde şuradan ikili dip şeklindeki formasyon hedefimizi buraya getirip koyduğumuzda de ne veriyordu Karsan? Arkadaşlar 4.50'yi veriyordu. Peki 4.50 neresiydi? İşte şuradaki direnç noktası seviyesiydi değil mi arkadaşlar? Bakıldığında artık şu direnç noktasında fraktal alan şekli. Ama bugün orayı da kırdı, üzerinde tutundu. Hayırlı olsun, güçlü, güçlü duruyor. Karsan ne yapacak? Karsan nereye gidecek? Yani artık bu saatten sonra Karsan'ı nasıl takip edeceğim? Karsan'ın şu bölgedeki üçüncü temasını takip etmek. Gidip temas edecektir muhtemelen. Muhtemelen. Çünkü kırdığına göre nereyi kırdı? Bakın arkadaşlar, buradaki formasyon hedefini kırıp üzerinde kaldı, kat icazeti almış demektir. Ama şu 1, 2, 3. teması dikkatli takip etmek lazım. Bu 3. temas sonrası bir ufak gevşeme yapabilir Karsan. Ama bence hedefine gidecektir. Karsan asıl voleyi bence bundan sonra vurduracak yatırımcılara.
Böyle düşünüyorum. Bu üçüncü temas biliyorsunuz biz dört temas arıyoruz. Üçüncü temas sonrası ben gevşeme bekliyorum. Hocam neresi orası? Zamana bağlı olarak değişecektir ama tahminim böyle çizecek olursam arkadaşlar 4.70 teması yapıp ondan sonra tekrar geri dönüp şu bölgelerde küçük bir düzeltme yaptıktan sonra yoluna devam etmesi. Peki ne arayacağız o zaman? O zaman şunu arayacağız. 4.72 teması geldiyse buradaki fibo impuls hareketin 4.72'ye göre konuşuyorum. Yani 4 TL 4.14'lere kadar bir geri çekilirse makul kabul edilir değerli dostum. Evet. Hocam büzün diye demiyorum. Bu işi layıkıyla yapan, bu işi eğitim başlı yapan en iyi kanal senin yolun ve bahtın. Allah razı olsun Mesut abi. Çok teşekkür ederim. Bunları sizlerden duymak çok güzel. İnanın hani bilinçli yatırımcı bu işin eğitimini alarak yapan yatırım. Ama Mesut abi yok ya. Yani gerçekten herkes dikkat ediyorum. İşte Twitter'da da hocam Karsan'da kar al, nereden alacağız? Ya Karsan'ı en dipten bakın bu formasyon itibariyle sizlerle ben paylaştım. Ve uyumsuzlukla yakaladık Karsan'ı. Değil mi? Buradaki RSI uyumsuz. Kaç seviyelerinde? 3.55 bandında bu Karsan'ı toplayın güzel hareket edecek. Bakın 3.55'ten ne senedi geldi 4.55'e. Yani 30 bin lira koyan adam arkadaşlar 40 bin lira para kazandı bu dip. Yani pardon 10 bin lira para kazandı. 300 bin lira koyan adam 100 bin lira kazandı arkadaşlar. Yani bu iş şey değil. Para kazanıyor. Yani desen ki şuradan şuraya kaç gün arkadaşlar bakın Ağustos hala 10 gün bile değil. 10-12 gün. 12 günde 100 bin lira para kim kime verir abi? Peki bunu biz rüyamızda mı görüyoruz sizlerle paylaşırken? Hayır. Bana ihtiyacınız var mı? Aslında yok artık. Hani belki bir noktada belli bir zaman dilimince işte görsel grafikler, görsel hafıza oluşuncaya kadar ihtiyacınız var ama ya bu analizleri sizler yapabilirsiniz. Bu neyle mümkün? Eğitim stratejisi. Valla Mesut abi 250 TL'ye bak 250 TL'ye tam 13 saatlik eğitim videosu koymuşum YouTube kanalıma. Yani alın izleyin diyoruz ve o eğitimleri de ben normalde online yüz yüze Zoom üzerinde kıymetli abim tam bir ay uğraştım her cumartesi günü 3'er saat 10'ar kişilik gruplarla. Canlı canlı yaptığımız eğitim videolarını kaydettik, YouTube'a koyduk. Dedik yani tek farkı ne? Orada canlı canlı soru soruluyor. Burada işte videoları izleyerek de bu eğitimi alabilsinler. Gelinen noktada bakıyorum halen arkadaşlar şey yapıyor. Eğitim alanlar çok güzel geri dönüş yapıyor. Hatta yetinmedik dedi ki videoları YouTube'dan indiremiyorsunuz. Bunun yolunu, yöntemini bulduk. Dedik ki tamam YouTube'dan almak istemiyorsanız gelin ulaşın numaramız altta size videoları arşiv olarak gönderelim. Ömür boyu kullanın. Yok abi herkes alışmış hazıra. Herkes alışmış Twitter'da hocam ne alalım ne alalım. Yani bugün dün ben şeye gittik. SBC'de abi inanılmaz güzel bir kırılım var. Ve ben Twitter'da da paylaştım abi. Dedim ki şu DESPC'de fiyatın hiçbir önemi yok. Teknik analizciye göre fiyat önemsizdir. Çünkü kırılım varsa pozisyon alırsınız. Çok basit abi. Şimdi buradaki şu ihlalleri gördüm ben. Şunu artık çöpe attım. Dedim ki trend düşen çizgimiz burası. Burası ihlal. Şurada şu temasları gördük. Dedik ki şuradan pozisyon alalım. Ve dönüş şeyi de başlamıştı. Şuradan girdik pardon. Abi geldik şurada. Twitter'da da açacağım göstereceğim. Fiyatın anlamı yok. Biz 9.55'lerden girdik.
Hisse bir hareketlendi. Twitter'dan birkaç arkadaş hocam gruplar girdi dedi. Hayda. Ya dedim emin misiniz? Hani bana bunu ispatlayabilir misiniz? Twitter'dan paylaştılar. Ben de onu sizlerle paylaştım zaten. Üzüldüm. Yani abi grup olduğu zaman ben yokum. Ne olursa olsun. Şurada bulabileceksem. Yoltaş. Evet. Bak. Şimdi bu ne demek? Bugün tavan 10.15, Karsan, DSPC, namaza yakın kilit, 10.40'ı geçiyoruz. Başlıyorum, 10.50'yi geçsin izle, 11. Ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Sen bak bunu saat 10'da paylaştığında Karsan kaçtı? 10.40'lardaydı. Şimdi bunu takip eden, yani 20 bin takipçisi var, 16 bin takipçisi var. İsmini söylemeye gerek yok. Ya yazık değil mi? Bu 20 bin kişi içerisinde herkes geldi, Karsan aldı. Peki ben bu adama soruyorum. Bu adamın ismini bilmiyorum, tanımıyorum. Bana gönderdiler, ben söylüyorum. Ya sen Allah'tan korkmuyor musun? Ya bırak tahtayı, sen yatırım yapacaksan yap. Sen küçük yatırımcılarla mı yatırım yapıyorsun? Ben burada arkadaşlar uzak dur. Ya vallahi billahi bu Telegram gruplarından batacaksınız ya. Ya uzak durun uzak. Ne oldu bak 10.40'tı. Karsan kaç kapattı? DSP'si. DSP'si gibi tahtanın içine ettiniz ya. Çıktım hemen abi. Hemen çıktım. Lanet olsun dedi. 10.50'yi birazdan geçeriz. Cuma'ya yakın tavan. Ne oldu? 10.40'ta 10.50'de milleti Karsan bundan bir gün önce sen bu paylaşımı yapmadan önce Karsan yüzde kaç gitti? %7 mi gitti? %8 mi gitti? Tavan mı oldu? Bilemiyorum. Bakarız şimdi. Yazık değil mi? Birinci grup bu. Bir de başka bir grup girdi. Hele arkadaşlar bir grup girdi. Arkasına bir grup daha dadanırsa o tahta iflah olmaz. Bu da başka bir grup. Ver mehteri. 10.60 geçecek net. Plaka görelim 10.50'yi. Geliyor. Ne oldu? Bu iki grup birbirine çarpıştırdı. Olan küçük yatırımcı. Biz ne zaman başladık? Paylaştık Karsan'ı. DSPC'yi. Bakın. Minör hedef dedim. DSPC için. 10.76. Gidiyor muydu? Gidiyordu. Anında dediler ki grup anında çıktım, hiç fiyata bile bakmadım. Ve ben DSPC'ye bakın gerçekten önemi yokmuş demişim ama yanlış grafik paylaşmışım. Karsan DSPC. Evet şu. Aynı çizim, aynı şey. Bakın şurada bir teknik analiz için fiyatın önemi yokmuş. Bakalım öyle mi dedim. Şuradan girdim. Yok abi, yok yani ne yaparsak yapalım bu Telegram grupları olduğu sürece ben yokum abi, ben girmem, para kazanacağımı bilsem de girmem yani. Bize para lazım ama helalinden lazım. İlle de para deseydik Edip Yayla. Aynen öyle bir Birol Bey. Aynen öyle abi. Abi oradan gelecek para lanet olsun. Belki de Rabbim biliyor. Ben bu niyetle yaptığım için çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Ha ben Despisi'den karlı çıktım arkadaşlar. Ben Despisi'den bugün kaçta çıktım? 10.40'larda falan çıktım. Ve hedefim de vardı. Allah var yani. Şurada çok güzel kırılım var. Çok güzel formasyon var. Ya git işte daha grup murup burada çok güzel bir formasyon var. Neyse de belli ki bu tahtayla oynayacaklar biraz. Uzak dursun bizden. Abi, ne oldu? Orada dürüst davrandık. Kafeine ilave yaptım. Yani oradan çıktım tahta kafein vardı. Kafeine ilave yaptım. Şu pullback ikili dip noktasında geldim aldım 40'lardan bir devre kesti zaten 27-40'tan ancak alabildim. Akşam buyurun arkadaşlar son 1 dakikalık grafikte görelim.
Nerede? Açabilir miyim? Bir dakika. Buyurun arkadaşlar. Bakın. Şurası kaç? 44. Ben nereden aldım? 2000 notu ben şuradan aldım. Devre kesici işleme başladı. 40'tan aldım. Burası kapandı. Rabbime şükürler olsun. Verdi. 2000 not. 40 burası. 90 burası. Burası da karanlık odada geldi. Kaç kademe? 50 kademe. 50 kademe çarpı 2000 not eşittir 1000 lira. Şimdi ne diyeyim? Bu kadar basit arkadaşlar. Benim için mahşerin 3 artısı ne der? Eyvallah. Evet. Tanko bakabilir miyiz? Bakarız tabii. Yok zaten ben daha önceden de aynı şeyi başka bir hisse senedinde yaşadık. Takip edenler biliyor. Telegram girince hemen derhal çıktım. Çıktıktan sonra da tahta mahvoldu zaten. Telegram'dan hayır gelmez. Evet, Sanko'da da kendi bir atabilse yukarı. Şimdi arkadaşlar Sanko'nun şu trende geri dönüş çabası oldu. Bu trendi kırmış olması kötü. Sanko 10 TL üzerinde kalıcılık sağlamalıydı. Bana göre bu trende geri dönüş çabasını yaptı. Bu da bir formasyon görüntüsüne ihtiyacı olacak. Sen kırılımı görüntüsü de maalesef şu anda logaritmikte bakacağım. Bakın logaritmikte burada düşen kırılım var. Pullback var. Peki logaritmikte trend kırıldı mı? Evet logaritmikteki trend de problemli. Yani şunu söyleyeceğim. Eğer dip burasıysa hay hay. Ama biz şu dibi almak zorundayız. Burada logaritmik düşen kırılımı olmuş. Dikkatli olmalısınız. Burada şu hareket gelebilir. Zamana bağlı olarak şu çizgiye nerede temas? Bilmem. Bu tren çizgisinin üzerine atmayı başarırsa güzel hareket yapacak görüntüsü var. Yani trende geri dönüşü de 12 seviyeleri arkadaşlar. Evet. Borsa.com Murat Hocam. Borsa'dan Necmettin Hocam ve en başında Ahmet Hocam. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ederim. Arçelik'in yüze güldü. Anlamadım ki Yusuf Bey. Hocam Arçelik'te yüzümüzü güldürdün. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim. Yusuf abi Allah senden de razı olsun. Ne güzeldi. İşte böyle doğru hisselerde yatırım yapıyorsunuz. Kazanıyorsunuz. Bizler de mutlu oluruz. Bizler de kazanıyoruz. Allah sizden de razı olsun. Alkar. Alkar. Eder hoş geldi. Evet. Buna bir detaylı bakalım. Da güzel bir geri çekilme var arkadaşlar. Bir dalga boyu ikili tepe. Evet. Arkadaşlar şu hisseye biraz yoğunlaşmak istiyorum. Müsaadenizle. Evet. Arkadaşlar teknik kırılım olan yer. Burası bizim birinci dalgamız. Burası düzeltme ile birlikte ikinci dalgamız.
Sıfır birinci dalga, ikinci dalga. Sıfır bir üçüncü dalga yaşamışız. Dördüncü, beşinci dalga. Evet, tamam, şimdi oldu. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Buraya bir işaret koyacağım. Ve günlük grafiğine geleceğim. Arkadaşlar buradaki birinci dalga burası. Şöyle çizelim. Şu kırılım olduktan sonra düzeltme geliyor ya arkadaşlar. Şu bizim birinci dalgamız. Şimdi burada ikinci dalgayı biz buraya kadar gelerek yaşıyoruz. Şu bizim ikinci dalgamız. Daha sonra büyük bir üçüncü dalga yaşıyoruz. Ve o üçüncü dalgayla 4-5 şeklinde gideceğiz. Ben bu dalgaları şimdi sayacağım ve back testlerini yapacağım. Lütfen dikkatli izleyin. Önemli bir analiz. Bakınız şurası birinci, şurası ikinci, buranın tamamı üçüncü, şu dört, şu beşinci dalga şeklinde bir dalga boyu var. Şimdi biz birinci dalga boyları sonrası geri çekilme seviyelerimiz belliydi. Hediye olarak bize bir şeyler verirdi, değil mi? Dalga boyu. Bunları siliyorum. Bakınız şurada dalganın başladığı yer itibariyle geri çekilme seviyesi bizim için önemli. Fibonacci 50 en az gelmeli. En az Fibo 50 gelmeli. Burada yakınlaşacak olursak evet Fibo 50 net bir şekilde gelmiş. Teması da var. Evet burada ikinci dalga olduğunu teyidini almış oldu. Şimdi değerli dostlarım burada ikinci dalga sonrası üçüncü dalga impuls ve en büyük yatırımcının içinde olmak istediği dalgadır. Üçüncü dalga genelde Fibo 1.618 ve katlarına kadar gider. Daha sonra bir ABC düşüş senaryosu olur. Burada ABC'yi de görüyorum. Burası da bizim dördüncü dalgamız. A düşüşümüz, B tepkimiz ve C düşüşünde biz dördüncü dalgayı da tamamlamış olduk. Daha sonra uzatmalı bir beşinci dalga ve RSI'da da uyumsuzluk görerek bir beş dalga tamamlanmış olur. Artık buraya yeni birinci dalga denir. Şimdi bu gözle bakacak olursak bir back test daha yapmak. Feedback almam lazım buradan. Neydi? Fibo 1.618 ve katlarını görmem lazım. Nereye göre? Buradaki trend temelli Fibonacci'ye göre. Buradan koydum. Şunu da aldım. Ve şunu uzattım. Şimdi ne diyeceğiz? Fibo 1.618, 2.618, 3.618 hatta 4, 5, 618'e kadar gidebiliriz demek. Şimdi burada neyi görüyoruz? 4.618'i tercih ettim. Buradan da feedback'imizi aldığımıza göre doğru yoldayız. Doğru analizdeyiz. Şimdi burayı siliyorum artık tamamen. 5 dalga tamamlandı. Yeni birinci dalga olduğunu teyit ettik. Artık burada düzeltme tamamlanan 5 dalga boyu kadar ne kadar geri çekilecek? Şimdi dalga boyu nerede başlıyordu? Buradan başlıyor. Yatay ışınımızı atalım dalganın başladığı yerde. Demek ki biz buradan Fibo geri çekilmesi arayacağız. Artık şu eski Fibo'ları silip yerine yeni çalışmamızı yapalım. Evet. Gelsin Fibo düzeltmesi bu dalganın başladığı yer itibariyle en zirve noktasında biz ne arayacağız? 61.8 ve 786'ları arayacağız. Şimdi burada 61.8 çok net olarak çalışmıştı. Burayı doğru çizdim mi ona emin olmak istiyorum. Evet temas doğru. Üst tarafın teması doğru mu? Biraz daha. Çok pardon. Bunu silelim artık. Evet. Şimdi buradan Fibo 1.618 çok net bir şekilde destek olarak çalışmıştır, konsolide olmuştur. Ve üstteki Fibo direnci de çok net olarak teknik satış yapmıştır. Şimdi burada artık
Biz birinci dalga dedik mi buraya? Dedik. Ne diyeceğiz? Burası birinci dalgaysa burası ikinci dalga. Ne arayacağız? Burada artık bir düşen kırılımı arayacağız ki pozisyona girelim. Peki var mı öyle bir şey? Bakalım. Bakın bölgede bir düşen kırılımı görüntüsü var. Değil mi? Var ve yukarıydı. Şimdi burada geri gelebilir. Şimdi burada pullback yok. Bunu yapacaktır. Hani buradan silelim. Kalkar gelir. Belki 61.8 bir daha ihlal eder. Şuradan tekrar kırar. Bilemem. İkili deyip ya da 61.8 tercih edilmeli. Kalkar buradan hareket edecek gibi görünüyor artık. Teknik dip oluşumu olmuş. Burada kaç dalga var? 1, 2, 3, 4, 5 uyumsuzluk görmem lazım. Gelsin bir RSI. Arkadaşlar RSI'da uyumsuzluk var mı? Ona bakmam lazım. Evet gördüm. RSI'daki uyumsuzluk bu 5 dalganın gittiğini bize söylüyor. Bu bölge için de uyumsuzluğumuz çok net de var zaten. Açık konuşmak gerekirse bence artık buradan dönüş yapmış. Bir ikili dip görüntüsü daha oluşturup yukarı dönecektir. Teknik görüntü itibariyle böyle. Evet, Murat hocam, ben alım sellette bakar mısınız? Bir rol sarışan. Arkadaşlar bugün ben yolcuyum ha, beni fazla tutmayın. Selek. Pazar akşamı zaten VIP yayın yapacağım. Siz VIP'da daha detaylı bakarız bir rol abi. Buradaki delik nereye kadar gelir? Nereye kadar? İnanılmaz bir aslında. Yeter artık. Ya burada kırılım var. Aman ha buradan bırakma tahtayı. Bak ne güzel. Tahtalar birer birer kırılımlarını, pullbacklerini yapmışlar. Harika. 5 numara 10 yıldız. Yol açık olsun abi. Burada net bir şekilde bir hareket gelmesi lazım. Net bir şekilde konuşmak gerekir. En azından şu trende kadar bir geri dönüş çabası yapması gerektiğini düşünüyorum. Direkt buradan bu hareketi yapacaktır. Daha sonra inip tekrar formasyon çalışabilir. Bilemem ama şu hareket gelecektir. 11 seviyelerine doğru bir atak gelecek Selek'te. Eyvallah, sağ olasın. Aytu abi kapatayım yayını. Daha sonraki analizlerimizde inşallah. Mehmet Köylü hoş geldiniz. Mehmet Köylü de tam gider ayak yaptın yapacağı. Bizde bir adet var. Misafir gelince biz gitmiyoruz. Mehmet Bey, şeyinizi bir hisse bakarken talebinizi iletirseniz bakalım. Neydi Hasan Bey? Ha, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Megap. Megap vardı Aytuğ Bey'in. Gözde düşeni kırdı mı? Mehmet. Gözde'ye bakalım biraz daha. Ama bu Megap'ta operasyon hissi. Kim kısıldı var ya. Arkadaşlar burada sıkıntı var bu. Megap hissesinde sıkıntı var arkadaşlar. Ben söyleyeyim de. Tamamen manipülatif bir hisse senedi. Benim fikrimi soruyorsanız ben olsam 5 dakika 5 dakika maliyetim ne olursa olsun 5 dakika durmak. Yani şu bölgede maliyetim ne olursa olsun bu hisse senedinde 5 dakika durmak. Açık konuşayım. Bunu söyleyeyim de. Ondan sonra dönelim analizimize. Karar sizin. İster durursunuz, ister beklersiniz. Ama dediğim gibi ben söylemiş olayım. Buradaki görüntümüz neydi? Bakın kopuş boşluğu şeklinde bir çanak kup yaptı. Formasyon hedefini kaç kat katmış? Onu görelim.
Evet, bunu götürüp koyduğumda formasyon herifi kaç kat? Böyle bakıldığında bir kat, iki, üç kat mı? Şurası birinci kat. Geldik. Burası ikinci kat. Daha gittim. Burası da 3, 4 kat. Evet. Bu da üçüncü kat. Toplamda 4 kat gitmiş. Artık burada bir kat kırılmış. Şu nokta önemli. 5, 12 altına inerse artık sıkıntı olacak diyebilirim. Ya da spek isterse buradan tekrar alıp götürebilir. Ben bu tarz hisse senetlerinde hiç olmadım. Olmanızı da istemem. Bakın günlük grafikte ters mezar taşı, mum formasyonu, doji. Bu ne demektir? Tabana yapıştım. Değil mi? Saatlikte bakalım. Bakın önce hareket yapıyor. Yukarı götürüyor. Mal dağıtıyor. Tekrar taban kapatıyor. Uzak durmanız gereken bir his. Yani 7.34'ten 6.62'ye sol 30 bir hareket. Ve ondan sonra geri. Aytuğ Bey patronu bence boş verin. Bu hisse senedi bir anlamda sıkıntı. Evet. Mehmet Bey Gözde istemiştiniz değil mi? Gözde. Gözde girişim serisi. Şurada mı şurada? Bakalım. Evet, kırılım var. Güzel. Alçalan takoz formasyonu. Gayet şık. Güzel bir kırılım var. Hatta takoz burası. Şimdi buradaki derinliğimiz kadar daha gözdenin yukarı gitmesi lazım. Evet. Arkadaşlar gözdenin bir 8.28'i görünüyor görüntü itibariyle. Peki bu gözde bende geri dönüyorsa nereye temas eder? Takipten. Trend çizgi. Evet, burada. Evet ya bu trende bir geri dönüş çabası oluyor. 8 bandına doğru bir atak yapacaktır. Evet, Emine Hanım bir yat diyor. Arkadaşlar yolcuyum. Nereye? Tamam. Hasan Akay, bu hafta söylediğin hisseler ihya et. Eyvallah Hasan. Çok teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar burada herhangi bir kırılım yok. Ama çok güzel bir sıkışma var. Umarım bu da kırılımını yapar. Buradan da bir hareket olur. Özellikle şu destek hattını önemsemek lazım. Tabii ihlal tuzak var. Burada çok güzel bir sıkışma var ama. Evet, buraya kadar sabretmek lazım. Buradan yukarı bir hareket yapacaktır. Zaten teknik görüntüde böyle dikine bir düşüş yok. Mutlaka gidip bir tepe formasyonu yapması lazım diye düşünüyorum. Bak. Burada bir manipülasyon yapıldı. Bunu mutlaka gidip bir tepe formasyonuyla dönüş yapması lazım değil. Eyvallah Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Arkadaşlar müsaadeniz varsa gerçekten yolculuk yapmak durumundayım. Bir Bursa ziyaretimiz olacak. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim.